Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız üzere Megane 2 sedan aracımızın bagaj kapağı körüğünü ve körük içerisindeki kabloları değiştiriyoruz. Aracımız 16 yaşında. Geçtiğimiz aylarda bagaj kapağının açılmama şikayetiyle bir ustaya götürülmüş. Körük içerisinden geçen kablolardan iki tanesinde kopukluk olduğu tespit edilmiş ve basit bir müdahaleyle sorunu anlık olarak çözmüşler. Araç elimin altına geldiğinde yapılan işlemi inceledim. Sizin de gördüğünüz gibi günü kurtarmak için yapılan bir çalışma olmuş. Körük içerisinden geçen kablolardan iki tanesinin kopuk olmasından diğer iki tanesinin de kopmaya yakın olduğunu anlıyoruz. Bu sebepten dolayı kabloların tamamını değiştireceğim. Bunun yanında yıpranmış ve parçalanmış olan körüğü de yenisiyle değiştireceğim. Kablo körüğü olarak orijinal ürünü tercih ettim. Sizin de gördüğünüz gibi 82.00.124.902 referans koduna sahip. Piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz bir parça. Rahat çalışabilmek için öncelikle bagaj kapağındaki döşemeyi söküyorum. Plastik döşeme sökme aparatı yardımıyla agrafları yerinden çıkartıyorum. Agraf sökme işlemlerinde plastikten imal edilmiş döşeme sökme aparatları kullanırsanız hem kasaya hem de boyaya hasar vermeden veya en az hasarı vererek parçaları rahatlıkla sökebilirsiniz. Döşemeyi söktükten sonra kabloyu saca sabitleyen klipsi yerinden çıkartıyoruz. Hasarlı ve yıpranmış kabloları kesip yerlerine yenisini bağlayacağım için kablo sıralamalarını karıştırmamak adına üzerlerine işaret koyuyorum. Bagaj kapağına gelen kablolar direkt olarak ön koltuk altındaki R2 kodlu sokete bağlandığından o soketten bagaja kadar yekpare kablo çekmek pek mümkün değil arkadaşlar. Bu sebepten dolayı istemeyerek de olsa kabloları kesip araya bağlantı yapıyorum. Gördüğünüz gibi özensiz bir işçilik olmuş. Buradaki bantları ve ek yapılmış kabloları temizleyip rahat çalışabileceğim bir hale getiriyorum. Burada yaptığımız işlemin bence en önemli noktası kablo seçimi konusu. Körük içerisindeki kablolar sürekli hareket halinde olduğu için katlanmaya ve esnemeye karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı fabrikalarda otomasyon sistemlerinde kullanılan kablolardan temin ettim. Bunlar hareketli robotların veya makinelerin sinyal ve güç aktarım organlarında kullanılıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bagaj kapağında kullanmaya uygun gördüm. Gördüğünüz gibi kabloların üzerinde sayılar var. Bu işaretlemeler de doğru kablonun doğru hatta bağlanması konusunda bana yardımcı olacaktır. Körük içerisinde kalan kabloların etrafına bez bant sararak işlemlerime devam ediyorum. Kablolar körük içerisinde hareket edeceği için sürtünme esnasında deforme olmasını engellemek adına bu işlemi gerçekleştiriyorum. Zaten orijinal tesisatta da kabloların etrafında elektrik bandı tarzında bir malzeme kullanılmış. Devamında kabloların ucunu elektrik bandıyla sarıp körük içerisinden geçiriyorum. Kabloyu geçirdikten sonra körük üzerindeki ok işaretli bölüm yukarıya bakacak şekilde körüğün bagaj kapağı üzerindeki kısmını yerine sabitliyorum. Aynı şekilde körüğün gövdeye bağlanan bölümünü de yerine sabitliyorum. Kauçuk bir malzeme olduğu için körüğün sökülmesi ve yerine takılması oldukça basit. Kabloları birbirine bağlama aşamasına geldik. Tek çizgi ile işaretlediğim orijinal tesisat ile üzerinde bir rakamı bulunan yeni kablonun uçlarını sıyırıyorum.
ve bu kabloları uç uca getirip bu işler için tasarlanmış pirinç ek alma aparatının arasına sıkıştırıp sıkma pensesiyle sıkıyorum. Daha önce kablonun üzerine geçirmiş olduğum makaronu da ek noktasının üstüne getirip ısıtıyorum. Bu şekilde bağlantı noktasının izolasyonunu sağlamış oluyoruz. Bu arada unutmadan kablo boyutuyla alakalı da bilgi vermek istiyorum. Aracın orijinal bagaj kapağı tesisatında 0.5 mm kare ölçülerinde kablolar kullanılmış. Ben ise 1 mm karelik kablo kullanmayı tercih ettim. Diğer kabloların da ek işlemlerini tamamladım. Şimdi bunların da etrafını bez bantla sarıp bagaj kapağının döşemesini toparlıyorum. Söktüğüm kablo tutucuyu tekrar yerine sabitliyorum. Bagaj kapağı döşemesini yerine hizalayıp söktüğüm bütün agrafları geri takıyorum. Eski körüğün orta noktasında şöyle bir plastik malzeme vardı. Ne maksatla kullanıldığını bilmiyorum. Unutmadan onu da yerinden çıkartıp yeni körüğün üzerine takıyorum. İşlem sonrasında tüm mekanizmaların çalışıp çalışmadığını test ediyorum. Böylelikle Megane 2 sedan aracımızın bagaj kapağı körüğü ve körük içerisindeki deforme olmuş kabloların değişim işlemini gerçekleştirmiş olduk. Sizler de aynı adımları takip ederek bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.